Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben İlim Buse, Marmara Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün de Fen Bilgisi Öğretmen adayları, Fen Bilgisi Öğretmenliği okuyan kişiler derslerde neler yapıyor bunu göstermek istiyorum. Yer bilimi dersinde Big Bang teorisini anlatan bir maket veya model gibi bir şey yapmamız istendi. Ben de bu modeli yaptım, arkadaşlarımız da yapmışlardı ve neden videoya almıyorum diye düşündüm. Video almama izin veren ve paylaşmama izin veren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu izin veren yer bilimi dersinize giren hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Onlara da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Sesim bir tık yankı yapıyor. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Hemen videoya geçelim. Kovanın tamamını evrenin bir kısmı olarak belirledik. Şu gördüğünüz balonun içinde siyah bir boya var. Siyah boya patlamanın sonrası için daha etkili olacak bizim için. Bunu biraz tanıfak tutacağız. Etrafı siyah böyle yiyecek. O da siyah bizim evrenimizi oluşturacak. Aynen, evrenimiz olsun. Aynen, şöyle evrenin büyümesini anlatarak başlıyor. Biraz da daha yoğun olmasın. Evet. Şöyle boya, birazcık. Tabii bu çok kısa bir sürede evet. Gerçekleşiyor. Bir şu an uzun değil tabii. Kanseri damlattık artık. Arkadaşlar ne geç kaldı? Böyle evrenimiz oluşuyor. Evet. Ondan sonra evrenimiz oluşmaya başladı. Tabii çok, çok kısa bir süre. Ondan sonra ne? Teleskopu mu? Gerçekten. Küçük şeyin. Ondan sonra Higgs bozonuna evet. Gelelim. Higgs bozonunda maddeler kütle kazanmaya başladı. Evet. Kütle kazanan maddeler enerji yardımıyla birbiriyle çarpışmaya başladı. Çarpışmaya başladıkça farklı galaksiler oluşturmaya başladı. Evet. Farklı galaksiler şurada beyaz olanlar tabii. Yıldızlar gördünüz. Buradan aslında gelsene de görebilirsiniz. Birkaç kişi gelebilir. Gidip bakabilirsiniz. Çok merak ettiğinizi fark ettim ben. Şu beyaz olanlar yıldız oluyor. Evet. Yıldızlar oluşmaya başladı. Pardon. Hocayım da. Birazcık da güzellik. Bu Powerpuff Girls vardı onun gibi. Karışmıyor. Sen yine yüksek olursun lazım. Pardon. Şöyle yıldızlarımız evet. Oluşmaya başladı. Arada bazı enerjilerin toplanmasıyla birlikte galaksiler toplanmaya başlıyor. Onu da böyle şöyle gösterebiliriz. Tasvirler evet. Ve ufak büyük. Küçük. Farklı galaksiler. Evet. Ben merak ediyorum, siz niye yapıyorsunuz? Burada da farklı galaksiler oluşmaya başladı artık. Bazı enerjiler daha yoğun bir yerde toplandı. Şu gördüğünüz evet. Beyazlıklar da yıldızlar. Şuradakiler galaksiler. Biz de şurada bir yerdeyiz işte. Artık insanlık oluşmaya başlıyor evet. Bundan sonra. Var mı sorusu? İnsanlık oluşumu bu patlamadan bir saniye sonra ya çok kısa bir saniye bile sürmeden olacak aslında. O kadar kısa sürede patlama olup evrenimiz şu an günümüz haline geliyor. Bir fukan mısın? Göstermek istedik modellik ve bu gördüğünüz hani bisiklet pompasını ise ısı enerjisi olarak modellemek istedik. Evrenimiz ya bana baktığın anlatsın farkı olur. Çok yok. Güzeldi dediğiniz için güzel. Evet. Evrenimiz ısı enerjisini alarak genişlemeye başladı. Başladı. Tabii bu kısa sürede oluyor. Evet soruyor. Bu patlama sonucunda. Evrenimiz evrenimiz ortaya çıktı. Yıldızlar oluştu, gezegenler oluştu, insanlık başladı. Hani böyle. Evet, bu böyle modellemiştik. Tabii bu patlama gibi kısa sürede oldu. Evet, sorunuz var mı? Yok. Tamam. Teşekkür ederim. Nasıl bir şey sanıyor musunuz? Aksermeye çalıştık. Şu an evrendeki tüm enerjiler birleşiyor. Birleşti ve kıpkırmızı bir renk almaya başladı. Bu da enerjinin ne kadar yüksek bir boyutta olduğunu gösteriyor bize. Daha sonra evren genişliyor. Ve patladı. Bir patlama gerçekleşti. Daha sonra şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde
başlıyor. Ve en sonunda biz bunu aslında koni şeklini aldırmaya çalışmıştık. Koni şeklinin almasının sebebi de bunların oluşum sürelerindeki uzunluğa göre ayarlamak istedik. Daha sonra şurada bizim galaksilerimizi görüyorsunuz. Toz bulutları var, yıldızlar var ve birçok galaksi oluşuyor. Biz şu an Samanyolu galaksisindeyiz. En son bizim Samanyolu galaksimiz, yani ondan önce olan solar sistemimiz. Bu şekilde evlere bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Şurada zaten güneşimizin o enerji yanını anlayabiliyorsunuz. Oluştu. En son da gezegenlerimiz ve uzayda olan bir Öncelikle biz evreni bir pasta kutusu olarak düşündük. Burada içeride bir enerji birikiyor. Evet. Burada enerji birikmesini temsil ediyoruz. Daha evet. Sonra tabii ki sıkışan gazlar sebebiyle evrenimiz açılıyor. Bu bir anda açılıyor ve evrenimiz bu şekilde oluşuyor. Bunları birazcık daha anlatın demin ki arkadaşlar. Direkt böyle oluşmuyor çünkü yani. Onlar da anlatıyor. Bir anda oluşuyor. Burada gezegenlerimiz, yıldızlarımız. Ve bu renklerin ortaokul öğrencilerin çok dikkatini çekebileceğini düşünüyorum. Tamam. Peki. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Evet. Çok sağ olun. Güzel. Pastamızı topladık. Parlak bir toptu evren. Evrendeki tüm enerji ve madde sonsuz küçük bir içindeki bir hacim içerisinde bulunuyordu. Evet. Gayet sıcaktı. Ve patlama olduğunu, daha doğrusu patlama dediğimiz şey bir yayılma, esneme hali. Şöyle bir disk halini alıyor. Disk halini aldıktan sonra İlk önce yıldızlar oluşmaya başlıyor. Şöyle kutuları ekliyoruz. Evren biraz daha genişliyor. Yıldızların birbirinden uzaklaştığını görüyoruz. Sonra yıldızların ardından gezegenler, toz bulutları gezegenleri oluşturuyor. Şöyle küçük boncuklardan zamanla yine yayılma devam ediyor. Yani genişleme daha doğrusu. Ve gezegenlerin birbirinden uzaklaştığını, yıldızların birbirinden uzaklaştığını görüyoruz. Şöyle yayınlar görüyorsunuz. Görüyorum. Görüyor musunuz? Görmek isteyen bir ve evren gitgide daha da yani yayılıyor. Bu yayılma hala şu anda devam ediyor. Bu yayılma sırasında ışınından kaynaklanan bir ses dalgası oluşuyor. O ses dalgasını şu an hala duyabiliyoruz. Hatta bu Big Bang'in de en büyük kanıtlarından biri hala şu an devam eden. Şu an işte mesela televizyon kanallarını değiştirdiğimiz o cızırtı çıkan ses, ondan sonra radyo frekansını değiştirdiğimizde çıkan cızırtılı ses, o bu ışınından gelen sesin bize gösteriyor. İyi arkadaşlar. Ses geliyor şu an. Bu kadar efendim. Peki, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Birkaç yanlış bak evren hani bir arası şöyle bir şey, burası yok, mekan ve zaman kavramı yok. Zaman kavramı bundan önce var dersek, nerede veya ne zaman dersek ilk ben yanlış anlatmış oluruz. O yüzden şu an zaman ve mekan kavramı yok. Evrenin oluşmasıyla başlıyor. Zaman her mekan şey kavramı. Birazdan oluşacak. Birazdan zaman ve mekan da oluşacak. Evren oluşacak. Şimdi burası yokluk. Hiçbir şey yok evrende. Yani hiçbir şey yok. Burada tüm bir noktada ısı ve gaz sıkışıyor. Sıkışıyor, sıkışıyor, sıkışıyor ve bir patlama gerçekleşiyor. Ve evren yavaş yavaş burada genişlemeye başlıyor. Sonra daha da sıkışacak, devam edecek genişleme, devam edecek. Gezegenler oluşmaya başlayacak ve sonra dağılmaya devam edecek, genişlemeye devam edecek. Ondan sonra da tabii günümüze doğru geldikçe bu olay keşfedilecek Hubble'la beraber, Hubble'ın deneyimiyle beraber. Ondan sonra da yeniden kozmik dalga ışıması dediğimiz bir ışıma var. Onunla beraber bu deney tamamen Kur'an desteklenecek ve şu an kabul gören hali olacak. Şu an evrenin oluşumuna ilgili en kabul gören Kur'an Big Bang teorisi. Bu yüzden de bu Kur'an'ı burada anlatıyoruz. Evet, evet güzel bir getirdik geldi tabii. Evren oluşumdan önce hiçbir şey yokken daha sonra da enerji toplanıyor ve enerjiyi de biz ışıkla göstermek istedik. Fenerle yani.
şekilde. Daha sonra da beğenirseniz beğene basmayı ve fikirlerinizi belirtmek için yorum yazmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz adresim yan tarafta yazıyor olacaktır. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.